Bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. İşte bilenler bilir, bilmeyenlere söyleyeyim. 2 dönem televizyonda program yaptım. Program yaptığınızda, programı yapan kişi olarak programın içinde olduğunuz için bir takım rakamlar ödenir size. Bunlar tabii ki bizim gibi içerik sunanlar için büyük rakamlar değildir tahmin ettiğiniz gibi yani. Şimdi öyle bir şey değil bizim rakamımız. Seda Sayan'ın aldığı rakam gibi bir rakam değil. %1'i bile değildir muhtemelen ama bir karşılığı olan bir şeydir. Ama konuk olduğunuzda bir programa para falan almazsınız tabii ki. Konuksunuzdur. Buraya kadarkini zaten biliyorum ben. Şimdi benim programlardan birindeki editör arkadaşım daha sonra bir başka programa geçti. Ben bizi programı bıraktıktan sonra programda doktorlar mıydı? Bir şeydi böyle. Doktorlu bir program. Kanal D'de hem de böyle çok izleniyormuş falan filan. Beni arayıp duruyor. Ben diyorum ki biliyorsun değil mi, ben diyorum televizyona çıktığım zaman altıma doktor yazdırmıyorum. Doktor olarak hiç çıkmıyorum. Oturup orada ay depresyonunuz varsa hödö hödö falan bir şeyim yok. Ben size bir sürü sana meslektaş önerebilirim. Çok düzgün meslektaşlarımız var ama ben öyle çıkıp sağlık programı, doktor programı falan bir şeyim yok. Yani çıkmıyorum. Buna da çıkmıyorum. Ne olur ne? En sonunda şey dedi bana. Ya Cem Yılmaz bile geldi ya dedi. Tamam dedim, ne yapayım yani? Yani sen o bile geldi, sen kim oluyorsun mu diyorsun bana dedim. Sonra bir şey öğrendim. Bunu burada söyleyeceğim ve çok şaşırdım. Meğer o programa giden doktor arkadaşlarımız, profesör doktor arkadaşlarımız vesairelerimiz üzerine para veriyorlarmış. Çıkmak için. Vay be. Yani durumlar buralara gelmiş durumda. Olmasa iyi olur böyle şeyler. Evet. Yani sen zaten kıymetli biriysen görüşlerini sunmak için sen oraya davet edilirsin. Ama üzerine para vermek... Bilemedim yani. Ayıpladım, ahlaksızca bulmadım ama garip geldi bana. Zorlanmış olabilir mi? Sistemin böyle akması, reklama olması gerekmesi... İşte popüler... Abi bak, şimdi bazı şeylerin reklamı vardır. Ama bazı meslekler şöyledir. Bazı meslekler sen işini çok düzgün yaparsın. Sana gelen kişinin şifa bulduğu için arkadaşına der ki bana çok iyi geldi, çok iyi şifa verdi. Sen o da gelir ama bilmiyorum ben bu işlerin pek reklamla olmayacağını düşünüyorum. Reklamı olmaz, PR'ı böyle olmaz gibi geliyor bana. İşini yaparsın. Merkezsindir bilemem. Ben hiç öyle şeylerde çalışmayı sevmediğim için ama bilmem ne tıp merkezi, bilmem ne hastanesi. Onlar reklam yapabilir. Bilemem ama bir doktorun bana uygun gelmiyor. Yani daha doğrusu zamanını buna harcamamalı kişi, o kişi. Yani ben yazmaya harcayayım zamanımı, kitabımı. Roman yazıyorsun. Şimdi roman yazarken acaba bunun reklamını nasıl yaparız ya demeye başladım da romandan yersin. Yani ayıplamıyorum ama bir süre sonra işler şeye dönmeye başlıyor. Yani işimizi yapıyoruz, kendimizi tanıtmaya mı daha çok ayırıyoruz? Yani biz bir şeyler yapalım, o yaptığımız şeyler nedeniyle birileri bizi tanısın, önemsesin. Bunu anlıyorum. Mesela bana diyorlar ki ya sen işte sanıyorsun onun için sana çok insan geliyordur. Bana çok insan gelemez ki. Bana insan gelen sayısı. Ben çünkü günde 6 kişi görüyorum. Bunu haftada 4 gün yapıyorum. Yani beni bütün dünya bilse yani belli. Saatim belli olduğu için benim evet. Gelirimde hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Aynı sabit böyle maaş gibi. Niye böyle yaşadığımı da söyleyeyim. Niye böyle yaptığımı da söyleyeyim. Çünkü bunu çoğaltmaya kalkarsam kepazeleşmeye başlarım. Ne yaparım? Kaybetmekten korkarım. Neyi? Maddi bir şeyleri. Maddi bir şeyleri kaybetmekten korkan kişi ne yapar? Karşısındakiyle sahici ilişki kuramaz. Benim mesleğimin temel özelliği sahici ilişkide kalabilme. Ne olacak ya, ben günde zaten ne yapabilirim ki? Sabah mı gideyim? 8'de başlayıp bilmem ne mi? En fazla 6 kişi görüyorum. Bu 6 kişi de ben yaklaşık 20 yıldır zaten günde 6 kişi görüyorum. Talep bunun 1000 katı da olsa 6 kişi görebiliyorum. 100.000 katına çıksa gene 6.000 kişi görebiliyorum. Kanaatim odur ki bana da karşımdakine de iyi gelebilecek sürede budur. Bunun üstüne gitmek artık meseleyi başka bir şey için yapmaya döner. O zaman o şeyi istiyorsan, bütün derdin oysa, oraya dönük bir yere gitmem lazım benim. Gidip borsa oynayayım o zaman. Yani, gibi. Yani kaliteyi bozan şeyler, niteliği bozan şeylerin çoğu böyledir. Yani gözledebilir. Yani sinemada, dizi filmlerde, şurada burada da niteliği bozan şey bu. Bütün önceliğin nicelik olmaya başladığında. Nicelik de bir değerdir. Ama ne yapıyoruz? Yani mesela nasıl anlatayım? Yani sayısal olarak fazlalığının değerli olduğu şeyler vardır hayatta. Ama nitelik her zaman bu demek değildir. Yani yemeğin miktarını hatta karavanayla yaparsan, 300 kişilik bir karavanayla kesinlikle nitelikten kaybedersin. Küçük bir tenceredeki kadar lezzetli değil mi? Olmaz. Şimdi bütün meselemiz bu olunca, sinema ile ilgili geçenlerde şunu duydum Gözde. Sen zaten biliyorsundur. Ama ben bayağı yeni duydum yani. Mısır mevzusu mu? He? Mısır mevzusu. Yok o değil. O gündemdeki mevzu değil. 6 ila 8 ay önce şöyle bir şey duydum. Şimdi, gişeyi hesaplıyor. Tabii ki bu bir yapımcısın. Bir şeysin. Bu senin rızkın da aynı zamanda, ama sen rızık kazanmak için bunu seçtiysen, yönetmen senede, önce bununla ilgili bir kalbin, gönlün olması lazım. Yani sen Tarkovski de bir yönetmense, sen de kendine yönetmen diyorsan, senin bununla ilgili bir kalbi bir meselen olmalı, anlatacak bir derdin olması lazım. Yönetmen bu. Hadi yapımcı sadece para kazanmak için girse. Şimdi o zaman neye giriyor? Niceliğe giriyor. Çok seyredilsin, çok gişe yapsın. Güzel, ne güzel, keşke yapsın. Ama mesela Türkiye'de durum şuymuş. Türkiye'de bir filmin çok gişe yapması demek, maksimum 17 yaşına kadarki grup çok izlediğinde büyük gişe yapıyormuş. Yetişkinler değilmiş bu. Biliyor muydun? Hayır. Yani Türkiye'de bir film çok gişe yapıyorsa, büyük oranda 20 yaşa bile çıkmıyormuş o büyük gişeyi yaptıran kitle. Şimdi bu ne demek? Bundan sonra bizim izleyeceğimiz Türk filmlerinin önemli bir kısmını bu yaş grubu için hazırlanmış. Şimdi bu yaş grubu için hazırlanmış bir şey çok güzel, ama o yaş grubu için bizzat yapıldığında çok güzel. Ya ben ama bu yaştaki bir adam ergen için yapılmış bir film izlemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla espriler oraya gidiyor. Nitelik oraya gidiyor. Derinlik oraya gidiyor. Bütün malzeme burada dönüşmeye başlıyor. Yani sen 20 yaş ve 25 yaş sonrası insanları hedefleyen bir film yaparsan, Türkiye'de gişe yapmıyormuş. Yani onların istediği gişeyi yapmıyormuş. Yani şimdi bir Nuri Bilge Ceylan filmini tahmin ederim ki o kitle seyretmediği için öyle gişe yapmayabilir. Evet, yapmayabilir, ama şimdi Nuri Bilge Ceylan ne yapsın abi? Değil mi? İşte orada bir şey yok mu yani, bir paradoks gibi oluyor. Evet, onu yapsın ama çok değerli bir şeyde para kazanamadığı için devamını getiremiyor. Değerli biri ya da bir ressam olabilir. Biliyorum ama abicim, sen zaten genç tayfadan itibaren sadece onların taleplerini karşılayacağına, onları birazcık da yukarı çekecek, biraz zorlayacak şeyler de yapabilirsin. Yani biz o ne talep ediyorsa onu veriyoruz, ama çocuğa sadece onu veriyorsun. Şimdi demin dedim ya, yani örüntü meselesi, o tekrarlayan şey o kadar tekrarlayıcıdır ki artık onu görmez oluruz. Şimdi adama hiç hayatında yemediği bir lezzetteki bir şeyi daha ver, hiç tattırmadıysan niye talep etsin ki onu? Değil mi? Bildiği tada devam eder. Ama bir çıt ötesini sen vermiyorsun ona. Bir de ayrıca yani sadece bunlar için, yani bu yaş grubu için film yapılmaya devam edilirse Türk sineması çok gelişiyor. Neyle gelişiyor? Mesela ölçümle Türk sineması artık çok para kazanıyor. Hı. Bu gelişimin bir ölçütü olabilir ama bir tanesi. Daha fazla sayıda film çekiliyor diye bakıyorlar. Daha fazla sayıda film. Geçen sene Türkiye'de yabancı filmlerden çok Türk filmleri izlenmiş. Evet de abi müsamere düzeyindesiniz. İşte. Ne yapacağız? Ben bazen işte Dijitürk'ün falan sinema, Türk sineması kanalında bazen çok iyi filmler de olabiliyor o kanalda. Ama mesela bir açıyorum. Abi müsamere. Değil mi? Ya ben yani ortaokulda falan, ilkokulda falan çıksak, oynasak, gülsek, eğlensek müsamere düzeyinde senaryolar, bilmem neler. Ne yaptınız abi şimdi? Ondan sonra bir daha ama televizyona çıkıp ben aslında tiyatro sanatına ve bilmem sanat bunu yapmayın, bunu demeyin gibi bir yere geliyorum. Biraz sert mi konuşuyorum? Peki yani 20 yaş, 25 yaş üzeri kitle sinemaya mı gitmiyor? Gidiyorsa da onların satın alım gişe yaptırma güçleri çok düşükmüş. Evet, dediğim gibi çok önemli bir örnek var. Cem Yılmaz'ın son filminin çıktığı zaman aralığında Enes Batur'un da filmi çıkmıştı. Ve Cem Yılmaz çok fazla gişe yapan bir insan Türkiye'de. Ama Enes Batur'un gişesi Cem Yılmaz'ınkini geçmişti. Nasıl oldu? YouTuber ve dediğiniz yaş grubu gidip izledi. Yani çok neydi net bir örnekti o. Enes Batur'un ismini bilmiyorum. Hani YouTube şeyi var, herkes bilir. Hani. Bu arada bu şu demek değil arkadaşlar, bunlar film yapmasınlar, böyle tabii filmler yapmasınlar. Olur mu abi? Eyvallah. Bazı filmler çok komik olsun. Bazı filmler derinlikte olsun. Çok acı. Mesela Antalya, Adana Festivali'ne gidiyorsun. Orada festivalde müthiş bir zenginlik. Yani sinema açık. Hangi saatte istersen hangi filme gir, izle. Heyecan yaptım. Ne güzel, evet. Ve fakat filmlerin çok güzel filmler var. Hiçbiri vizyona girmiyor. Kimse seyircisi yok. Ve onların bekliyorsun ki ya işte Blue TV satın alacak, oradan izleyeceksin, ya sahte internete düşecek de birine seyrettireceksin. Ama çok güzel filmler var ama hiçbiri alıp izliyorlar. Ama Gözdeciğim, durum şu ya, şimdi hayatında hiç yemediğin bir şey var. Avokadoyu hiç görmemişsin. Lezzetini de bilmediğin için talep eder misin? Ben gideyim bir avokado alayım der misin? Avokado denilen şey gelir, yavaş bir tadına bakarsın, sonra bakarsın avokado yemeyi seviyormuşsun. Şimdi adam hiç tatmadığı bir şey nasıl istesin? Bu tatmak için de onunla karşılaşması lazım. Karşılaşması için kitapsa rafta, filmse sinemada, gişede karşılaşması lazım. İşte karşılaşmayınca nasıl bilsin? Bu aslında tam sorduğum şey buydu. Yani yapılmasın ya da yapılsın, böyle yapılsın gibi bir şey değil de yani şimdi çok derinlikli olan ya da işte bir tık seyirciye... Abi derinlikten kastım böyle ağır ağır değil. Yok, bak yok, değil. Ben mesela öyle komedi filmleri var ki evet, çok Limonata gerçek. Yani Limonata diye bir film çekmişti Ali Atay. Çok güzeldi mesela. Bence Ali Feyyaz ve onların yaptığı son film var ya. Ölümlü Dünya. Nefis bir film. Çok güzel. Nefis bir film. Çok da komik, çok da eğlenceli. Nefis, ben nasıl yaptılar Türkiye'de öyle bir film. İnşallah gişe yapmıştır. İtirazım var, seyrettim. Daha izlemedim. Ah, çok güzel. Yani nefis bir film. Ama bunun için de işte para gerekiyor. İşte evet, falan böyle, evet. Arada böyle bir döngüde kalıyor. Bunu yapmak isteyen insanlar daha çok reddedilen insanlar oluyor bir de. Evet. Daha kolay kapılar kapanıyor onlara, ne yazık ki. Şimdi bunu yani bizi dinleyenler, izleyenler bunu böyle sanki böyle sektör konuşuyormuş gibi algılayabilirler ama bu yazar olarak, sinemacı olarak, ressam olarak, bilmem ne olarak yaratmak gibi görünse bile bu hadise konuştuğumuz, bu hayatımızı yaratma konusunda da benzer zorluklarımız vardır. Yani birazcık böyle kavramsal düzeyde öyle bakalım yani. Ve o bizi şuna itiyor yani. Beklenen gişeyi yapmak için niteliğimizi nasıl aşağı çekiyorsak daha çok beğenilecek, daha çok like edilecek, daha çok kız beni beğenecek, daha çok erkek beni beğenecek falan gibi şeyler nedeniyle de niteliksizleştirebiliriz kendimizi ve içeriğimizi ve hayatımızın görkemini diyorum ben şu an bir yandan. Evet. Ama işte bunun bir önemi yok. Yani o kaybettiğimiz şeyin şu an sistem içerisinde, toplum içerisinde var olmak için bir önemi kalmadı. Bana ne toplum içindeki öneminden diyorum. Senin kendi iç dünyandaki öneminden veriyorsun sen. Onu verdiğin andan itibaren toplum içindeki önemi ne olursa olsun sen içinde hep bir boşluk ve tıkırtıyla yaşayacaksın diyorum. İçin de olmayacak. Etrafın dolu olabilir. Like'lar alabilirsin, gişeler yapabilirsin, çok satabilirsin neyse ne ama o içeriği dolduran malzeme oradan gelmeyecek. Onun için bu oyuna gelmemek lazım. Yani kişi birey olarak da gelmemesi lazım. Ben mesela çok sık soruyorum senin, evin sana benziyor mu diye bir sorum var benim ya. Evin sana benziyor mu diyorum. Nasıl yani diyor mesela. Evet. Çünkü evi güzel yani, para harcamış. Mobilyalar almış belki, bilmem ne yapmış. Ama onunki değil. Yani burası kesin Gözde'nin evidir demiyorum. Burası Neslihan'ın evidir demiyorsam ama Neslihan gitmiş en pahalısından almış mobilyaları. İç mimar da sokmuş. Ama değil. O zaman ne yapıyoruz? Biz o evi kendi ruhunuz ve kişiliğiniz ve hayatınız gibi görüyorum. Hayatın senin değil demek. Yani Instagram'ın sana benziyor mu abi? Yani Instagram'ın sana benziyor mu yani? Instagram hesabı sana benzesin. Eğer ama sen beğeniler, like'lar ve gişeler üzerinden şekillendirmeye başladın, bu sefer asıl kendini bırakmış oluyorsun. Asıl kendini bıraktığında oraya götürdüğün adamın orada ne yaptığının hiç önemi yok. Bu gene eve gidecek, yatakta yatacak ve çok hüzünlüdür. Boşluk orada. Yani bunun sadece böyle bir sinema sektörü falan gibi konuşuyorum. Buralara iyi bir çalışmak lazım. Üzerine düşünmek lazım. Kolayını seçmemek lazım bir de. Yani mesela sinemada da çok yapılan bir şey. Kolayını seçiyorlar yani. Ben biliyorum abi yani bu filmi yaparken, senaryoyu bile yazarken neyi hesapladınız görüyorum lan. Şimdi 15 yaşında çocuk onu görmüyor, gülüyor olabilir ama ben görüyorum. Yazık, size de yazık, çocuğa da yazık. Hiç kimsenin bir fayda almadığı, aradan bir paranın kazanıldığı. Ya kusura bakmayın bunu da söyleyeyim. O paraların bereketi de olmaz, onu da söyleyeyim. Mutluluk da vermez. Çünkü inanmamışsın. Hayatımızda da bu böyle oynayıp geliyoruz maalesef. Gelmesek, kolayı seçmesek. Onun için belki bazen çocukları tiyatroya götürüyoruz. İşte böyle tiyatroda 7 yaş tiyatrosu diye götürüyoruz ama işte tavuklar yani çok böyle jenerik bir şeyler var ve çocuk zaten biraz okuyorsa, birazcık biliyorsa ya da farklı bir şeylerle temas ettiyse sıkıldım diyor mesela, sıkılıyor. Evet. Belki orada hani bizler, ebeveynler ya da hani eğitimciler daha fazla çocuğun bir şeyleri temas etmesini ve hani yargısız seçtiği şeye de yaklaşsak, şey dedim mesela az önce, domuzların rengi pembe ve benim kızım bu aralar şey diyor işte, ben domuzcuk olacağım, domuzcuk rolü, sürekli bir domuzcuk, çok beğeniyor. Ama orada şöyle bir yargı olsa, ya biz domuz yemiyoruz, bizim binaşörü falan desem mesela, belki kendinde o bastıracağı bir şey olarak kalacak. Yani ne kadar çok bir şeylerle temas ettirirsek sanki o kadar da seçebilecek hale gelecekler. Zevk sahibi olabilir. Bir de yani mesela orada da şu var mesela, çocuk ağlıyorsa, çocuk sıkılıyorsa tabii ki iyi bir şey değil ama peki o zaman hemen buradan gidelim başka bir şey. Çocuğun sıkıntısını böyle sesini duymamak çok daha kötü bir şey. Ama bir de çocuğu kurtaralım o sıkıntıdan, bir yandan da nasıl sıkıldığını ve neyden sıkıldığını bakalım. Çünkü o çocuk aslında o sıkıntısıyla, oradaki sıkıntısıyla belki başka bir şeyi dillendiriyor olabilir. Oyun içinde de bunu yapar çocuk. Çocuklara verirsin oyunu. Oyun oynarken bu anne olsun, bu baba olsun, bu da bilmem ne olsun diye başlar oynamaya. Sonra ilerleyen dakikalarda ama şimdi bak baba kızar diyor. Anlıyorsun ki bu baba evde bokluk çıkarıyor. Ama anne şimdi küser, darılır, anne hastalanır diyor. Anlıyorsun ki anne nörotik, ben bozulunca hastalık üretiyor falan. Oyunun içinde anlatıyor şimdi. Bunu duyman lazım bu sesi. Sesini duymadığın birine nasıl fayda vereceksin? Bu ses kötü de olabilir. Sıkıntı sesi de olabilir. Duyacağız abi, soralım. Kendimize de böyle. Sıkıldığımız her şeyden kaçmayalım. Neden sıkıldığımıza bakalım ve soralım diyorum ya. Hemen kaçalım oradan. Neden sıkıldım acaba? Bana bir şey söylüyor olabilir mi bu? Haklılığıma ve haksızlığıma hiç bakmaksızın. Kendi kulağını çekmesi lazım. İşte gibi öncesinde. Belki de kendi kulağını çekecek bir şey bulmayacaksın. Başka bir acını göreceksin. Belki de yanağını okşaman gerekeceğini duyacaksın. Bunu duyarsan bunun cevabını. Korkunu göreceksin. Var orada ne yapayım yalan yani saklayarak olmayacak. Evet. Yani ilişkinin ne kadar önemliliğini vurguluyoruz ya her şeyle, ağaçla, ahşapla, hayvanla, çocukla, insanla, kendimizle de. Kesinlikle. Tabii. Ya öyle değil mi?